Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün Kur'an ve İslam programımızın 478.sini gerçekleştireceğiz. Mücadele suresine başlıyoruz. Evet, Mücadele suresinin Medine'de 105. sırada indiği kabul edilir. Adını da birinci ayetteki geçen tücadilüke sözcüğünden alır. Burada tücadilüke, seninle tartışan kadın anlamı var, anlamı olarak. Buradan, bu sözcükten türetilen mücadele, yani tartışılmış anlamı sure veyahut da bir başka yönüyle de onu fail isimde yaparak mücadili dil diye, yani tartışan, seninle tartışan kadın diye de isim aldı. Yani buna hem Mücadele suresi dendiği gibi mücadile söz olarak da bu sure isimlendirildi. Evet, bu surede de genel olarak müminlere ciddi öğütler verilmekte ve cahiliye döneminden kalma birçok, ne diyeceğiz, çer çöp mahiyetindeki uygulamalar da ortadan kaldırılmakta. Yerine tüm zamanlarda geçerli olacak nezaket kuralları da öğretilmekte. Ayrıca sure Allah'a ve Allah elçisine karşı çıkanlara da bazen tehditler de içermekte. Evet, bunların bir de bu durumlarını sürdürdükleri sürece Allah'ın mutlak surette onları cezalandıracağını, akıbetlerinin feci olacağı da burada bildirilmekte. Sure 22 ayetten oluşuyor. İyi incelediğimizde bu surenin 6 tane ayrı ayrı necimden oluştuğunu görmekteyiz. Birincisi, birinci necim 1 ila 4. ayetler. İkinci necim 5 ve 6. ayetler. Üçüncü necimde 7'den 13'e kadar olan ayetler. Beşinci necimde 20 ila 21. ayetler. Altıncı necimde 22. ayet olmak üzere böyle ayrılabilir. Şimdi gelelim tahlile, meallerden başlıyoruz. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah kesinlikle işitmiştir. Allah ikinizin konuşmasını da işitir. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Sizden kadınlarınıza zihar yapan kimseler. Zihar yapılan kadınlar kendilerinin anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Ve şüphesiz onlar sözden çirkin olanı ve yalanı söylüyorlar. Ve şüphesiz Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Ve kadınlarına zihar yapıp sonra da söylediklerinden dönenlerin birbiriyle temastan, ilişkiden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. İşte siz bununla öğütleniyorsunuz. Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberi olandır. Artık kim bu imkanı bulamazsa cinsel birleşme yapmalarından önce hemen aralıksız olarak 2 ay oruç tutmalıdır. Artık kim ki güç yetiremedi, 60 yoksulu
iş sizi yiyeceklendirmelidir. Bu Allah'a ve elçisine inanmanız içindir ve bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbliğini bilerek reddeden kimseler içinde çok acıklı bir azap vardır. Evet, burada birinci ayette gördük ki kadının bir tanesi, evet, peygamberle tartışmış ve Allah'a da şikayette bulunmuş. Olay buradan başlıyor. Şimdi buradaki hükümleri önce açıklayayım, sonra bazı açıklamalarda bulunacağız. Zihar yapılan kadınlar, zihar yapanların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır ve şüphesiz onlar çirkin bir söz ve yalan söylüyorlar. Kadınlarına zihar yapıp sonra da söylediklerinden dönenlerin birbiriyle temastan, ilişkiden evvel bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Özgürlüğe kavuşturacak bir köle bulamayan kimse temaslaşmalarından önce aralıksız olarak 2 ay oruç tutmalı. Buna güç yetiremeyen de 60 yoksulu yiyeceklendirmelidir. Evet, bu ayetlerde Arapların cahiliye dönemlerinde uygulamaları vardı. Onlardan bir tanesi de zihar idi. O ortadan kaldırılmakta. Hem de zıharın yapanların zararlarını anlayabilmeleri için bir de eğitimden geçmeleri istenmektedir. Hani oruç onların eğitimden geçmelerinin şeyidir, amacıdır ya aracıdır, onu öyle söyleyeyim. Şimdi burada önce zıharı anlatayım ben. Zıhar sözcüğü Arapçada bir sırtın diğer bir sırta benzetilmesi anlamındadır. Ama terim olarak helal olan bir sırtı haram olan bir sırta benzetmektir. Şimdi bakın, helal olan bir sırt, yani arka, bu arka var ya, onu haram olan bir sırta benzetmektir. Mesela bir kimsenin hanımına "Sen benim anamın sırtı gibisin" demesi, Arapların uyguladığı da buydu. Bir zihardır. Karıyı kocaya haram kılar. Şimdi bakın, erkeğin hanımına "Sen benim için kızımın, kız kardeşimin, halamın, teyzemin sırtı gibisin" yani böyle haram olanları sayarak birine benzetmesi de yine bu kapsama girer. Hatta sırt dışındaki uzuvlar bile benzetmeye yapılacak olursa o da zihara girer. Şimdi bu zihar şeyi Araplarda yaygın idi. Böyle hani bir şey vardır, hani İslam hukuku, Kur'an kiminle evlenilecek, kiminle evlenilmeyecek, kiminle meşru nikahlı olarak cinsel ilişkide bulunacak, kimseyle kimlerle de bulunmayacak, bunları belirtmişti ayetlerle. Ama adamın bir tanesi de tutur, "Sen işte benim anam gibisin, daha bunu hani şeye bırakmayalım yani, öyle sırf Araplardaki gibi sırttan benzetmeden falan şey yapmayalım. İşte sen bana kız kardeşim gibisin, sen anam gibisin. Hatta ve hatta Anadolu'da yaygın olan anam avradım olsun" gibi falan. Böyle bu yani çirkin şeyler. Dediğim gibi insanlar arasındaki sevgiyi, saygıyı, eşler arasındaki ana ilke, teskin dediğimiz mutluluğa kavuşturma ilkesini ortadan yok eder. Evet. Evet, şimdi bu bir. Zıharın anlamı buydu. Şimdi burada anlıyoruz ki burada Resulullah'la kadının bir tanesi tartışmış. Resulullah'a kafa tutmuş. Yani mücadele dediğimiz zaman kuvvet gösterisi ve husumet,
seninle tartışan, yani sohbet vari falan filan diye gelip de bir Resulullah'a fetva falan sormamış. Öyle gelip de bir konuyu da nasıl öğrenirim diye ricada bulunmamış. Resmen Resulullah'a kafa tutmuş. Evet, böyle bir şey. Şimdi tarih kitapları bu kadının kimliğiyle ilgili de bilgi veriyor. Tabi bu ayetler Medine döneminde ve Resulullah'ın da devlet başkanı olduğu bir süreçte inen ayetler olduğundan dolayı bu kadının adını da kimliğini de kocasının adını da falan hep verirler. Kadının Salebe veyahut da Hüveyle veyahut da bir başka şeyle de Havle binti Hakim olduğu söyleniyor. Kocasının da Evs bin Samit olduğu tarih kitaplarında yer alıyor. Evet, şimdi bu kadın, evet, Resulullah'la kavga etmiş, Resulullah'la tartışmış, baya baya mücadele etmiş. Niye etti? Niye etti? Kocasını niye şikayet etti? Allah'a şikayet etti. Onu açıklığa kavuşturalım mı? Evet. Şimdi hatırlarsanız Ahzab suresinin 4. ayetinde ve kendilerini annelerinize benzeterek yemin konusu yaptığınız, zıharda bulunduğunuz eşlerinizi de sizin anneleriniz kılmadı ifade edilmişti. Evet, yani Ahzab suresinin 4. ayetinde Allah, evet, bu zıharı doğru bulmadı. Onlara siz annenize benzetiyorsunuz ama onlar sizin anneniz değildi dedi, geçtiydi. Ama bir müeyyide de gelmemişti. Bu ayetin, yani bu buradaki, yani bu kadar bilgiyi Ahzab suresinin 4. ayetindeki zihar yaptığınız eşler sizin anneleriniz değildir ifadesiyle kalınmıştı. Fakat bu toplumda etkili olmadı. Annem değilmiş ama yine olsun falan cümle gitti. Demek ki olay uzun, tarih kitaplarında anlatılan bu karıyla kocanın arasındaki olaylar falan da yine bu kişi annesini, karısını annesine benzetmek suretiyle zihar yapmış. Ve Arap şeyinde de, örfünde de bu tip şey boşanma sebebi. Ama tam da boşanma değil, zihar yapmış, yine gelmiş, eşiyle cinsel ilişkide bulunmak istemiş. Evet, böyle onların kendi şeylerinde değişik, hani Bakara suresinde de ila falan vardı. Biliyorsunuz bu tip böyle kendi törelerinde değişik şeyler vardı. İslam bunları kaldırıyor. Şimdi işte bu kadın demek ki, evet, demek ki gelmiş Resulullah'la kavga ediyor. Ya Resulullah, Ahzab suresinde sen okudun Allah'ın ayetini. Kendilerini annelerine benzeterek yemin konusu ettiğiniz, zihârda bulunduğunuz eşlerin sizin anneleriniz değildir. Tamam ama bunu hala yapan kişiye ne olacak, ne yapılacak? Biz bunları yaşayıp duruyoruz. Bunun ortadan kalkması lazım. Kalkana ne gibi bir ceza verilmesi lazım? Bu niye yok ortada? Evet. Bu niye yok ortada? Bunun niye müeyyidesi yok diye Resulullah'a gelmiş, tartışmış ve Allah'a şikayette bulunmuş. Rabbimiz de kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah kesinlikle işitmiştir. Allah ikinizin konuşmasını da işitir. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Evet, şimdi şeyi hatırlayalım bir. Furkan suresinin 32-33. ayetlerinde biliyorsunuz Mekkeli müşrikler Resulullah'a gelip çatıyorlardı. Ya bu Kur'an niye büsbütün toplu olarak buna indirilmiyor diye. Orada da gerekçeler anlatılırken bir tanesi de Kur'an'ın nerede bir problem var, o problemi çözmek için, halletmek için ayetlerin indiğini. Yani
toplumdaki hastalıkların her birine reçetevari ayetler geldiğini orada okumuştuk, biliyoruz, hatırlayın. Evet, işte Kur'an'ımızda yine işte burada böyle, orada bir olay olmuş, bu problemin de çözümü için Cenab-ı Hak bu birden dörde kadar olan ayetleri indirmiş. Şimdi burada, evet, oruç öneriliyor birinci planda, arkadan da yoksullara yiyeceklendirme görevi veriliyor. Şimdi neden oruç diyecek olursak, şimdi orucun mahiyetini biliyorsunuz daha önce çok işledik. Orucun amacı hani konuşmama, az yeme, susuz kalmama ölçülerinde sakin durma şey olunca insanın aklını başına alması, daha iyi düşünmesi ve takvaya ulaştırması. Yani bu kişiye verilen ceza bir eğitim cezasıdır. Bilgilenme, bilinçlendirme cezasıdır. Şimdi zaten dünyada da çoğu yerlerde yani öyle eskisi gibi hapse falan atma falan filan değil. Biliyorsunuz hep bilgilenme, bilinçlenme ve sağduyuya sahip olma yönünde cezalar yani bir eğitim sürecinden geçme cezaları verilmektedir. İşte bu da bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Evet, Kur'an'ımızda. Evet, geldik 5 ila 6. ayete. Bu ayetler de ayrıca bir necim. Şüphesiz Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya kalkan kimseler, kendilerinden öncekilerin alçaltığı gibi alçaltılmışlardır. Halbuki kesinlikle biz apaçık ayetler indirmişizdir ve kafirler, yani Allah'ın ilahlığını, Rabbini reddeden kimseler için küçük düşürücü bir azap vardır. Artık Allah onların hepsini dirilteceği gün yaptıkları şeyleri kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıkları şeyleri bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Ve Allah her şeye en iyi şahittir. Evet, bu necimde de burada gördüğümüz gibi Allah'a ve elçisine karşı gelenler, Allah'la elçisiyle boy ölçüşmeye kalkışan küstahlar hem kınanıyor hem de kendilerinden öncekilerin düştüğü kötü duruma kendilerinde düşeceği aşikara bildiriliyor. Bu bir uyarı. Yani hem münafık, müşrik, dediğim gibi Allah'a karşı, Resulullah'a karşı onlarla bir boy ölçüşmeye kaçan küstahlar. Buradaki konu edilen kişiler bunlar. Ayetlerin mesajı gayet net. Evet, geldik bir başka necime. Bu necim de 7 ile 13. ayetlerden oluşuyor. Göklerde olan şeyleri ve yeryüzünde olan şeyleri Allah'ın bildiğini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? 3 kişinin gizli konuştuğu yerde o kesinlikle dördüncüleridir. 5'te de o kesinlikle altıncılarıdır. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar o kesinlikle onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıkları şeyleri haber verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Fısıldaşmaktan yasaklandıktan sonra yine o yasaklananı yapmaya kalkışanları ve zaman kaybına neden olan şeyler, hayırda ağırdan almalar, zarar verme, kusur oluşturma, günah, düşmanlık ve elçiye karşı gelme hususunda fısıldaşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı gibi selamlıyorlar. Kendi işlerinden de bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi derler. Cehennem onlara yeter. Oraya yaslanacaklardır. Ne kötü dönüş yeridir.
Ey iman etmiş kimseler! Fısıldaştığınız zaman, zaman kaybına neden olan şeyleri hayırda ağırdan almayı, zarar vermeyi, kusur oluşturmayı, düşmanlığı ve elçiye karşı gelmeyi fısıldamayın. İyi adam olmayı ve Allah'ın koruması altına girmeyi fısıldaşın, kendisine toplanacağınız Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz bu fısıldaşmalar, iman eden kimseleri üzmek için şeytandandır. Oysa şeytan, Allah'ın izni, bilgisi olmadıkça müminlere hiçbir zarar veremez. Öyleyse müminler yalnızca Allah'a işin sonucunu havale etsinler. Evet, bu arada da yani bu Necim'de ben onun 10. ayete kadar size takdim ettim. İlerisinde takdim edeceğim. 3 ayet daha var burada. Bu ayetlerdeki şeyleri size bir önce anlatayım. Bu ayetlerde ilk önce hiçbir şeyin Allah'tan gizli kalmayacağı mesajı veriliyor. Allah'ın her şeyi her an denetlediğinin unutulmaması gerektiği ihtar ediliyor. Tabii Kur'an'da üzerinde çokça durulan bir konudur bu. Allah'ın bilgisinin hani her şeyi kapsadığını, Allah'ın ilminden, bilgisinden hiçbir şeyin kaçmadığını, dışta kalmadığını böyle onları biliyoruz. Bunu da Kur'an'ımızda çok ayetlerinin varlığını da biliyoruz. Şimdi bu ayetlerde bir de bu münafıkların böyle buradaki ölçülere göre yani böyle hani fısıldaşma gizli yani karşı tarafını gıcık edecek argo tabirle ifadeler, sözler, konuşmaları burada yasaklanıyor. Her şeyin aşikara, net olarak kenarındaki arkadaşlarından da karşısındakilerin de yani herhangi bir üstüne almayacağı ölçülerde mimiklerle, sözlerle falan filan olmaması gerektiğinde burada da bir nezaket kuralları da öğretmiş oluyor. Ve böylece eğer ki böyle gizli saklı bir şey konuşacaksanız hep hayırda bunları yapın. Fakat zenf yani kötü şeyde, isimde yani zararlı şeylerde de böyle bir şey yapmayın diye de uyarıda bulunuyor. Bu tip davranış şeytandan yani sizin aranıza düşmanlık sokmak isteyen birinin hani beğeneceği, tasvip edeceği şeylerdir gibi burada ahlaki kuralları onlara bildirmiş oluyor. Fakat burada 8. ayette burada çok onları da burada önce onu açıklayayım. Bu kesim yani münafık kesimi Resulullah'a geldikleri zaman Resulullah'a uyarı yapılıyor. Bak onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı ile selamlıyorlar. Yani onlar sana Allah'ın vermediği rütbeleri, unvanları veriyorlar. Sana gaz veriyorlar, seni şişiriyorlar, senin böyle sana överek, öyle diyeyim aslında, överek yeriyorlar veyahut da överek sövüyorlar. Senin Allah nezdinde niteliklerin var. O niteliklerin dışında farklı üsluplar kullanıyorlar. Hani şimdi politikalara yapılan yağ çekmeler falan filan var ya, öyle. Onun için Müslümanlar bu konuda çok dikkatli olmaları lazım. Şimdi mesela Müslümanların kitaplarına, ilmihal kitaplarına, kendi aralarındaki sohbetlere bakacak olursan, şimdi daima bu nifak politikası yerleşmiş bir durumdadır. Şimdi Resulullah'ın yüzüne karşı sağlığında bu devam ederken, vefat ettikten sonra da bu kampanya devam etti. Müslümanlara karşı çok hani Resulullah'la ilgili Resulullah'ın Allah'ın vermediği rütbeler, unvanlar verildi. Mesela nedir diyecek olursak şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Resulullah Allah'ın elçisi. Bu Kur'an'da var. Kur'an'ımızda Allah bunu şey yaptı.
Ana kentli peygamber, nebi, yani nebi-i ümmi, hatem-i nebiyyin falan filan, bunlar hep Allah'ın verdiği unvanlardır. Ve aleyhisselam demek, hatem-i nebi demek kesinlikle sakıncalı da değildir. Ama evet, ama Hazret, Eşref-i mahlukat, Fahri kainat, evrenin efendisi, Seyyidül evvelin ve lahirin, Seyyidi kainat. Bunlar hep var. Bunların çoğunu da özellikle şeyde, hani mevlüt okullar ya belirli bir günlerde. Orada mevlüde başlarken her biri orada bu unvanları sayar. Yani münafıkların dediği şeyleri sayar. Allah'ın verdiği unvanları değil. Buna Müslümanların evet dikkat etmesi gerekir. Şimdi pasajdaki ilkeleri şöyle bir özetleyecek olursak, şöyle söyleyeyim. Yasaklanmış şeyleri yapmaya kalkışan, günah, düşmanlık ve elçiye karşı gelmek hususunda fısıldaşan birileri vardır. Peygamber'e bildiriliyor. Onlar elçiye geldikleri zaman onu Allah'ın selamlamadığı bir tarzda selamlıyor. Yaptıkları bu maskaralıktan dolayı da kendi kendilerine, bu söylediklerimiz yüzünden Allah bize azap vermesi gerekmeydi diyorlar. Çünkü yalan söylüyorlar ya. Onlara da cehennem yeter diyor Cenab-ı Hak. Oraya yaslanacaklar. Ne kötü dönüş yeridir. Sonra da müminler muhatap alınmış bu ayet grubunda. Bir takım nezaket kuralları bildirildi müminlere de. Gizli konuşma durumunda olduğunuz zaman günah ve elçiye karşı gelme hususunda konuşmayın. İyilik ve takva üzerinde konuşun. Günah, düşmanlık ve elçiye baş kaldırı konusunda gizli konuşmalar şeytani şeylerdir. Evet. Burada şöyle tarihi, oradaki bu ayetler indiği dönemlerdeki şeyleri de dikkate alacak olursak, bu pasajda da, yani bu necimde konu edilen kişilerin de, bu kumpasçıların da, bu sahtekarların da o günün Yahudileri ve münafıkları hani olduğu anlaşılmaktadır. Şimdi devam ediyoruz bu nezaket kurallarıyla ilgili. Yine müminlere hitap var burada da. Ey iman etmiş kimseler! Size meclislerde yer açın. Yani başkalarına katılım hakkı tanıyın denilince hemen yer açıverin ki Allah da yer açsın, size genişlik versin. Ve size kendinizi olduğunuzdan daha büyük gösterin denilince de kendinizi olduğunuzdan daha büyük gösterin. Böylece Allah sizden inanmış olan kimseleri ve kendilerine bilgi verilenleri derecelerle yükseltsin. Ve Allah yaptıklarınıza iyice haberi olandır. Evet, şimdi buradaki noktada bir, meclislerde yer açın denilince şöyle bunu şöyle anlayacağız. Meclisler peygamberin ve Müslümanların toplanıp istişare ettiği merkezler. Orada yer açın demek, oraya başkalarını da davet edin. Başkalarının da katılımını sağlayın. O meclislerde, o sohbetlerde tek başınıza veyahut da yalnız belirli kişilerle kalmayın. Oraya herkesi getirmeye, herkesle istişare etmeye, herkesle bilgi alışverişi yapmaya gayret edin. Ha, bunun ötesinde bir de şey daha var. Orada şey yapayım. Size kendinizi olduğunuzdan daha büyük gösterin denilince de kendinizi olduğunuzdan daha büyük gösterin. Buradaki ifade kibir değil. Buradaki ifade nüşuz. Onu söyleyeyim. Buradaki ifade nüşuz sözcüğü. Nüşuz sözcüğü anlamı Nisa 34'te hani bayanlarla ilgili bölümünü söylemiştik. Bu da savaş ortamında, düşmanlıkların çok olduğu ortamda yapılacak bir politikadır. Bu da nedir böyle nüşuz? Nüşuz sözcüğünün öz anlamı kişi çukurdayken, vadideyken kendisini tepede görmesi. Yani kişinin kendisini dev aynasında görmesi demektir.
Burada da Cenab-ı Hak savaş ortamında düşmanlarınıza karşı nüşuz edin. Kendinizi olduğunuzdan daha çok gösterin. Mesela diyelim ki savaş ortamında eski şeye göre anlatayım. 100 tane kılıcınız varsa 1000 tane gösterin. Diyelim ki 1000 tane okunuz varsa 5000 tane okunuzun olduğunu söyleyin. Onlara casuslar şuyla buyla. Yani cebinizde savaş için hazırlık diyelim ki 1000 liranız varsa 10.000 liranız olduğunu gösterin. Atınız 10 tane ise 100 tane olduğunu duyurun onlara falan şeyinde böylece kendinizi büyük gösterin. Bu da savaş ortamlarında söylenilecek, uygulanacak hani politikalar. Yine müminlere devam ediyor Allah'ın açıklamaları. Ey iman etmiş kişiler, elçi ile fısıldaşacağınız yani baş başa konuşacağınız özel hizmet alacağınız zaman bu fısıldaşmanızdan önce hemen bir sadaka veriniz. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Böyle olmasına rağmen eğer bir şey bulamazsanız artık şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten korktunuz mu? İşte yapmadınız. Ve Allah sizin bilinçli hatadan dönüşünüzü kabul etti. Artık salatı ikame edin. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun. Zekatı yani Allah'ın dininin ayakta yayılması, ayakta tutulması, salatın ikame edilmesi için müminlerin iman borcu, kulluk görevi olan iştenlikle verdiği verginizi verin. Allah'a ve elçisine itaat edin. Ve Allah yaptıklarınıza en çok haberi olandır. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman da burada şimdi ey iman etmiş kişiler elçiyle fısıldaşacağınız zaman yani burada peygamber orada bir kamu görevlisi ve onun başkanı. Onunla buradaki bak ilkeler geliyor artık ne diyeceğiz maliye de oluşturulmaya başlıyor İslam Müslümanların devletinde. Evet, burada da belirli ilkeler konulmuş. Nedir? Evet, şöyle söyleyelim. Birincisi Müslümanlar organize olması, İslam devleti oluşturmaları sürecinde ilk dönemlerinde inmiş oluyor ya bu ayet. Şimdi birinci mesele, peygamberle özel bir iş talebi var. Böyle yapacak olanlar, peygambere özel işi düşecek olanlar, iş dediğim zaman bilgi değil, peygamberlikle ilgili değil, devlet başkanlığıyla, kamuyla ilgili bir görev yapılacağı zaman, ki şimdiki devlet dairelerindeki gibi diyelim, evet o zaman gidin diyor, o iş yapılmazdan evvel bir sadaka verin. Bu neye benziyor? Şimdi devlet dairelerindeki hizmete karşılık alınan harç örneği. Böylece özel meselelerin çözüme kavuşturulması ile birlikte ihtiyaç sahiplerine verilmek ve umumi masraflar için kullanılmak üzere gelir sağlanacaktır. Hani şimdi biliyorsunuz şimdi tapuda, kadastroda bir şey var. Harcını yatırırsın, gidersin o memurlar da sana hizmet verir. Bu bunun ilk örneklenmesidir. Şimdi burada sadakadan konu ediliyor. Bunu peygambere verin demiyor, kamuya. Şimdi sadaka biliyorsunuz, ayetlerde de gördük, kamu hizmetleri için harcanan ayni ve nakdi değerlerdir. Sadaka verin değil mi? Kamuya. Burada konu edilen Resulullah'ın şahsına verilecek bir yardım değil, tekrar ediyorum. Zira tüm peygamberler gibi peygamberimizin de ücret, sadaka alması yasaklanmıştır. Evet, bir de bu ayetin son bölümünde bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet bulamazsanız artık şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir buyurulmuş. Sadaka vermenin bir zorunluluk olmayı henüz hazmetme sürecinde Müslümanların alıştırılmasına, eğitilmesine yönelik bir tavsiye olduğu gözüküyor. Bu ifadeden de. Şimdi 13. ayette de artık tam vurgu geliyor. Bu süreçte Müslümanlar hepsi olmasa da çoğunluğu
aklen istila edebiliriz bunu. Bu uygulamaya yeterli duyarlılık göstermemiş, kamu bütçesine katkıda bulunmak hoşlarına gitmemiş, onların birçoğunun yerleşik düzenin kurallarına uymayan Bedevi Araplardan oluştukları da akıldan çıkarılmamalı. Evet. Ama devletin idamesi ve bakası için kamuya mali destek şarttır. İşte ondan sonra da 13. ayet geliyor. Müminlerin kafasına balyoz gibi iniyor. Fısıldaşmanızda, yani baş başa konuşmanızdan, özel hizmet almanızdan önce sadakalar vermekten, yani harç yatırmaktan korktunuz mu? İşte yapmadınız ve Allah sizin tevbenizi kabul etti. Artık salatı ikame edin, zekatı verin diye onların duyarsızlık üzerine daha sert emirler vermek suretiyle, evet, kamuya destek burada da iyice pekiştirilmiş oluyor. Evet, şimdi başka bir necime geldik. Dördüncü necime de 14-19'dan oluşuyor. Sonra da yine bir başka necim 20-21, ikisini birden ben size takdim edeyim. Allah'ın kendilerinin hoşnut olmadığı bir topluluğu yardımcı, koruyucu, yönetici yapanları görmedin mi hiç? Düşünmedin mi? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Ve onlar bilerek yalan yere yemin ediyorlar. Allah onlara çok çetin bir azap hazırlamıştır. Şüphesiz onlar yapmış oldukları çok kötü olanlardır. Yeminlerini kalkan edindiler de Allah'ın yolundan çevirdiler. Artık onlar için küçük düşürücü bir azap vardır. Onların malları ve evlatları kendilerine Allah'a karşı hiçbir şekilde asla yararı olmaz. Onlar ateşin ashabıdırlar. Onlar orada sürekli kalanlardır. Artık Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve kendilerinin bir şeyi üzerinde bulunduklarını sanacaklardır. Gözünüzü açın. Şüphesiz Allah yalancıların, şüphesiz onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları istila etmişti de onlara Allah'ı anmayı terk ettirmişti. Onlar şeytanın grubudur. Gözünüzü açın. Şeytanın grubu kesinlikle kaybedenlerin ta kendisidir. Evet, ayetteki mesajlar çok net, onu belirteyim. Ve iki ayet daha verdikten sonra maddeleri de okuyalım. Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya çalışanlar, uğraşanlar en aşağılık kişiler arasındadırlar. Allah elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. En üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. Evet, şimdi bu ayetleri okuduğumuz zaman burada Allah'ın mesajları da şöyle. Çevrenizde Allah'ın kendilerinden hoşnut olmadığı, veli edinenler, yardımcı, yol gösterici, yönetici yapanlar vardır. Yani velayet verenler vardır. Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Onlar bilerek yalan yere yemin ediyorlar. Yanlış yere velayet verenin akıbeti belirtiliyor. Allah onlara çok çetin bir azap hazırlamıştır. Şüphesiz onlar yapmış oldukları çok kötü olanlardır. Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve Allah'ın yolundan çevirdiler. Artık onlar için küçük düşürücü bir azap vardır. Onların malları ve evlatları kendilerine Allah'a karşı asla yarar sağlamaz. Onlar ateşin ashabıdırlar, orada sürekli kalacaklar. Allah onları tekrar dilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını sanacaklardır. Gözünüzü açın, şüphesiz onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları istila etmiş ve onlara Allah'ı anmayı terk ettirmiştir. Onlar şeytanın hizbidir, grubudur. Şeytanın hizbi ise kesinlikle kaybedenlerdir. Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya uğraşanlar en aşağılık kişiler arasındadırlar.
Allah elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmış. Şüphesiz Allah kavidir, azizdir. Evet, bu ayetlerde de yine her zamanki olduğu gibi Allah her şeyi açık açık, net ifadelerle hükümlerini yerleştirmiştir. Şimdi 21. ayette elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye burada müminlerin, elçinin her zaman için muzaffer olacağı noktasında ifadeler vardı ki bunu çok ayette şimdiye kadar belki 20 tane yerde şey yaptık. Yusuf'ta hani Allah emrinde galiptir fakat insanların çoğu bilmezler denmişti. Saffat 171-173'ünde andolsun ki gönderilen kullarımız, elçilerimiz hakkında bizim sözümüz geçmiştir. Şüphesiz onlar kesinlikle galip olanların ta kendisidir. Şüphesiz bizim ordularımız kesinlikle galip gelenlerin ta kendileridir dedi. Orada vardı. Yine aynı şeyi Mü'min suresinin 51-52'de de uzun uzun yer almıştı. Evet, şimdi son necime geldik. 22. ayete. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluğu, Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya uğraşanlarla karşılıklı sevgi bağı kurmuş halde bulamazsın. Buyurun. Bakın, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluğu, Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya uğraşanlarla karşılıklı sevgi bağı kurmuş halde bulamazsın. Hani velayet, işbirliği, güç birliği, kol kola, kısacası bir mümin, bir kafirle, bir müşrikle, bir münafıkla kol kola, iç içe olmaz, sevgi bağı kuramazlar. Bunlar, onların ister babaları olsun, ister çocukları olsun, ister kardeşleri olsun, ister akrabaları olsun. Onlar, Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve kendilerini kendisinden olan vahiy ile desteklediği kimselerdir. Ve Allah onları sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gözünüzü açın. Allah'ın taraftarları başarıya ulaşanların ta kendileridir. Evet, şimdi burada özeti şeye getirdik. Biliyorsunuz bundan önceki ayette onlara şeytanın hizbi, şeytanın tarafları, şeytanın partisi, daha doğrusu öyle hizip sözcüğüyle ifade edilmişti ya, öyle denilmişti. Burada da Allah'ın hizbi, onun karşıtı, bu necimde de o verildi. Burada da müminlerin kesinlikle mümin olmayanlarla, münafığıyla, müşrikiyle, kafiriyle vesaire kesinlikle işbirliği, güç birliği olmaması, gönül bağı, sevgi bağı kurmaması gerektiği noktasında açık açık net ifadeler var. Müminlerin, yani bu müşrik, Yahudi, Hristiyan kişileri veli edilmemeleri, velayet vermemeleri konusuyla ilgili biliyorsunuz Kur'an'ımızda 30'a yakın ayet vardır. Evet, şimdi bu ayetlerde hani çok burada bir hatırlatma daha yapayım. Allah veli, evliya sözcüklerini ifade ediyor ki burada bu hani yakın, koruyan, yol gösteren anlamlarıyla gelir bu. Buna biz velayet verme diye şey yapıyoruz ama maalesef bu sözcüğü de hani dost edinme, samimiyet kurma, iyi arkadaş olma falan tarzıyla çevirdiler. Anlamını bozdular. Halbuki buradaki velayet, idari, siyasi, hukuku velayettir. Korunma, gözetilme ve yönetilmedir. Onu burada özellikle onu da belirtmiş olayım. Böylece 22. ayetle ilgili açıklamalarımız da bitti ve böylece de mücadele veyahut da mücadele suresi de bitmiş oldu. İnşallah bundan sonra Hucurat suresinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.